Bugün burada engelli kardeşlerimizle bir organizasyon yaptık. Tabii biz göreve geldiğimiz günden itibaren engelli kardeşlerimizin hayatı kolaylaştırıcı ve özellikle onların hayata dahil olmalarına yönelik birçok çalışma yaptık. Her yıl engelli kardeşlerimize yönelik bir farkındalık olsun ve hayatlarının kolaylaşması adına çözümler üretmek adına konu başlığı veriliyor. Bu sene de belirlediğimiz konu başlığı engelli ve ev hayatı. Bu kapsamda ilk faaliyet olarak yemek hazırlama yarışması düzenledik. Burada 12 takımımız yarışıyor. İki engelli kardeşimizin yanı sıra bir de engelli olmayan bir kardeşimizi takımlara ilave ettik. Yani üçerli kişilerden oluşuyor takımlar. 12 takım yarışıyor ve inşallah ben inanıyorum 12 takımımız da birbirinden güzel yemekler hazırlayacaklar. Ve inşallah da yarışmanın sonunda biz ödül töreni düzenleyeceğiz. Bu kapsamda engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırma ve diğer bireylerin, bütün toplumun farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Programımızda amacımız şu, 12 tane takımımız var. Her takımda iki engelli bir engelsiz arkadaşımız var. Biz burada şunu arzuluyoruz. Diyoruz ki toplumumuz engellileri tanımıyor. Tanımadığı için iletişim kuramıyor. İletişim kuramadığı için de birlikte çalışma yapamıyor. Şimdi her takımda iki engelli bir engelsiz olmasının sebebi de bu. Biz dedik ki burada hem bir kaynaşma ortamı olsun hem de toplumdaki engellilerle engelsizler birlikte bir şeyler yapınca ortaya nasıl güzelliklerin çıktığını topluma göstermek istedik. Onun için de burada engellilerle birlikte yaşama kültürüne katkı sunmak için bu organizasyonu yaptık. Şimdi arkadaşlar çok mutlu, heyecanlı. Çünkü hocam biz şöyle engelliler olarak imkan verildiğinde neleri yapabildiğimizi göstermek istiyoruz. Yani evimizde yemek yapıp yediğimizi biz biliyoruz ama toplum bilmiyor. Mesela toplumda şöyle bir algı var. Engelliler her zaman birilerine muhtaç, her zaman birilerinden yardım isteyen bir kesim gibi görünüyor ama biz bunun tam tersini iddia ediyoruz ve iddiamızı ortaya koyuyoruz bu yarışmada. Güzel bir başlangıç oldu, bakalım heyecanla bekliyoruz. Şu anda da bizim kendi yemeğimizin startını verdik. Kendi yemeğimiz bizim sesleri de geliyor. İnşallah buradan başarılar diliyorum arkadaşlara. Umarım biz birinci oluruz. Ben antrenmandan sonra mutfağa gittiğimde tabii hemen etlere, et yemeğe şey yapıyorum. Yemek için mutfağa gidiyoruz. Haliyle kendimiz yapıyoruz. Oradan gelen bir şey var. Mutfağı seviyorum. Haliyle eşimi de seviyorum. Hepsini bir araya getirdiğimizde güzel bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi biz görme engelli bireyler olarak evde, evin içinde her gün birisini bulamazsın. Refakatçi bulamazsın. Yani hayatta tutunabilme adına hem dışarıda hem evin içinde bu yemek yapma konusundaki eğitimlerimizi, dışarıda yürüme olsun, erişebilir konusunda kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Ben haliyle kendim bir spor hayatıma başlamışım. Bu benim hayatımı kolaylaştırdı. Ama dışarıda yaşayan bütün tüm görme engelli arkadaşlarımıza ve orta bedeli engelli arkadaşlarımıza, tüm engellilere yani kendilerine hem mutfakta hem dışarıda erişilebilir konusunda eğitime davet ediyoruz. Yemek yarışması ben daha önce gittiğimi hatırlamıyorum ama işte bu yanımdaki arkadaşla beraber aynı zamanda iş arkadaşıyız. Elindeki mahareti bir de burada görmek istedik. Bir de tabii çiğ köfte yaptığını da bildiğim için hani oradan da şey alıyorum referans olaraktan. Çok güzel eli yatkın, güzel yemek yaptığına inanıyorum. Şimdi de işte hani kürdan kebabı diye bilinir. Üstün kebabı bilirsiniz. İçine köfteler konur, patlıcanlar sarılır. İşte böyle bir güzel yemek icra ederken biz de manevi destekçi olarak yanında bulunmak istedik acizane. Şimdi de inşallah biraz sonra Allah'ın izniyle onu tadacağız. Hani
engelli olmak değildir aslında. Engellilik farklı anlamlara çekilerek zaten bize söyleniyor. Hani insan engeli önemli olan hani nasıl derler ona? Engellilik dediğiniz zaman önemli olan işte bu tip organizasyonlar da o engelleri kaldırmak. Veya bu tip değişik bu organizasyon olmasa bile başka değişik organizasyonlar da engellilerin engelli olmadığını göstermek amacıyla gerçekten çok güzel bir organizasyon yapılmış. Bu tür organizasyonların her zaman devamını isteyelim belediyelerimizden. Bu tavuk ne? Kapama mı? Buyurun. Türkiye Beyaz Derneği Kocaeli Şubesi. Elinize sağlık. Bir numara daha.